Merhaba sevgili izleyiciler, Yerelden Yönetim programına hoş geldiniz. Hepinizin de bildiği üzere Yerelden Yönetim programında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerini, çalışmalarını sizlere anlatmaya, tanıtmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Stüdyomuzdaki renklerden de anlayacağınız üzere bugün Büyükşehir Belediyesi'nin, daha doğrusu tüm belediyelerin en vefakar, en cefakar birimini, hizmet birimini anlatmaya, tanıtmaya çalışacağız. Hiçbirimizin muhtaç olmak istemediği ama ihtiyacımız olduğunda da anında yanında olan bir birim. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve stüdyomuzda daire başkanımız Sayın Ali Gül konuğumuz. Ali Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Dediğim gibi hem vefakar hem cefakar bir daire başkanlığının çalışmalarını yürütüyorsunuz. Hiçbir zaman muhtaç olmak istemeyiz ama ihtiyacımız olduğunda da bir alo kadar yakın, anında yanımızda olan bir birim. Öncelikle Büyükşehir olmadan önceki çalışmalarınızı zaten biliyoruz, merkezde yaptığınız, ama Büyükşehir olduktan sonra da il genelinde bir alan büyümesi oldu. Hizmet alanı genişledi. Oradan başlayalım tanıtmaya isterseniz daire başkanlığınızı. Önce tüm halkımıza afetsiz, yangınsız, kazasız günler diliyorum. Amin. Televizyonumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Bu konuda çalışmalarda öncülük eden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da, şahsınızda, herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi malum itfaiye halkın can ve mal güvenliği için vefakarca çalışan bir kurum. Bu tüm belirttiğiniz üzere Türkiye'de ve dünyada itfaiyeciler aynı görevi yapıyorlar. Bu nedenle başta şunu arz edeyim ben size. Büyükşehir evvelden de, olmazdan evvel de Sayın Başkanımızın sayesinde biz belirli bir noktaya gelmiştik. Evet. 10 tane aracımızı o zaman yenilemiştik. Personelimizi yenilemiştik. Yani bir sürü değişiklikler yapılmıştı. Gözle görülür değişiklikler yapılmıştı. Sonra 63-60 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası çıkınca 2012'de Sayın Başkanımızın bize hemen itfaiye nerelerde, ilçelerin, beldelerin tüm imkanlarını bir analiz edin. Yani bana rapor getirin. Nerelerdeyiz, ne yapmamız gerekiyor diye bizden bir rapor istedi. Ondan aldığımız bu güçle hemen saha çalışmasına başladık. Ve bir yıl bu saha çalışmamız devam etti. Çok samimi söylüyorum, bazı ilçelerin, bazı beldelerin sadece itfaiyenin adının olduğunu ama araç, gereç, personel, kılık, kıyafetle ilgili herhangi bir şeyin olmadığını, 20-30 yaşında bir arabayla orada hizmetlerin yürütüldüğüne şahit olduk. Ve bu raporumuzu hazırladık Sayın Belediye Başkanımıza. Malum 1350 kilometrelik bir hizmet alanımız vardı bizim. Hı. Büyükşehir olmazdan evvel. Ondan sonra 14 bin kilometre kareye çıktı. Bu büyükşehirler içinde hemen 8. veya 10. yüz ölçüm olarak hitap ettiğimiz alan sayısı. Burada yine 780 tane köy, 68 tane beldenin belediye ve köy statüleri kapandı ve mahalleye dönüştü. Hı hı. Burada karşımıza büyük bir yük çıktı. 2013'te Sayın Başkanımıza raporları sunduk. Hatta enteresandır, 2014 seçimlerinden evvel alacağımız araç sayısını dahi belirtledik. Başkanımız çıkalım dedik. Başkanımız tamam çıkalım dedi. Fakat bazı nedenler girdi araya. Ondan sonra ihalemiz 2014'te seçimlerden sonraya sarktı. 56 tane araç aldık. 56 tane sıfır araç aldık. Daha önce de araçlarımız vardı. Bunlarla beraber şu anda toplam araç sayımız 160 oldu. Tabi bunlar 160 bütün, tane il bazında. Sadece Manisa merkezi değil, il bazında 670 tane personelimiz var şu anda. 670 personelle ve şu bir gerçek, 55 nokta tespit ettik. İtfaiyenin varlığı olmayan yerlere dahi itfaiye istasyonları kurduk. Tam 55 noktadan şu anda Manisa'yı böyle ağ gibi kuşatmış durumdayız. Hatta bunun ötesinde de şu anda ihalesini yaptığımız ve yapım aşamasında olan 3-4 tonluk tankerler var. Bunların tankerlerin ihalesini yaptık. Bunları da ayrıca köy muhtarlarına yangına ilk müdahale anında kullanılabilecek hem eğitimlerini vereceğiz hem de ondan sonra bunlarla bir protokol yapıp bunları kendilerine nasıl kullanıldığını yapacağız, göstereceğiz. Anlatın, eğitim. Yani tanker... Orada peki
personel de olacak, müdahale personeli. Onları oradan gönüllü kişilerden seçeceğiz. Muhtar, orada işte kasaptır, manavdır, ihtiyar heyetinden ve orada eli yatkın olanlara eğitim verdikten sonra... Bunlar en küçük mahallelerde olan çalışma. Evet, mahallelerde bizim daha da uzak olduğumuz dağ köylerinde, özellikle. Burada bir olası bir yangın olduğunda hemen traktörün arkasına bunu takacak, gidecek ilk müdahale yapacak. Ondan sonra da bir ilçe veya müfrezedeki bulunan araçlarımız olay yerine sevk edeceğiz. Yani böyle bir çalışmalarımız devam ediyor. Araçlar dediniz, araç sayısını verdiniz. Bunların özellikleri birbirinden farklı değil mi Ali Bey? Tabii. Hani ben de çok ayrıntılı bilmiyorum ama merdivenli araçlar... Var var. Şu anda ben size burada da... sayıları söyleyebilirim. Mesela 160 tane aracımız var. Bunlardan tabii. 37 tanesi merdivenli. 18 metreden başlıyor. 18, 22, 28 ve 55 metrelik bir tane aracımız var. 55 metre merdiven. Yani en yüksek bizim bina. En yüksek merdivenli aracımız 55 metre. Şu anda MASKİ binalarına ulaşabilecek kapasitede bir merdivenimiz var. Bunu da Sayın Başkanımız sayesinde elde ettik. Sağ olsunlar. Hı hı. Ve şunu çok samimi söylüyorum. Her getirdiğimiz proje Sayın Başkanımızın onayından geçmekte. İtfaiye ile ilgili hiçbir talebimizi şu ana kadar gerek birinci dönem, gerek büyükşehir olduktan sonra hiçbir talebimizi geri çevirmedi yani. Çünkü önemli bir hizmet, dediğim gibi anında çözülmesi, önlenmesi gereken ve hani affı olmayan bir hizmet veriyorsunuz. Hassas bir konu çünkü. Merdivenli araçlar 37 tane belirttiğim gibi. İlk müdahale aracı. Bunlar 3-4 tonluk oluyor. Çünkü biz yangına çıkarken muhakkak yangın ihbarı geldikten sonra en az 2 araç çıkmamız lazım. Olası bir arıza olur, bir şey olur, trafikte tıkanma olur. 3 tonluk ilk müdahale, arkasından merdivenli veya arazöz şeklinde çıkıyor ve olaya müdahale ediyoruz. Arazöz 35 tane. Kurtarma maksatlı 15 tane aracımız var. Bunlar çok maksatlı kurtarma aracı. Trafik kazalarında, sıkışmalarda, boğulmalarda... Bunlara müdahale edebilmek için de 15 tane çok maksatlı dediğimiz kurtarma aracımız var. Ayrıyeten büyük yangınlarda, orman yangınlarına da müdahale ettiğimiz noktada 12 tane 15'er tonluk, 13 tonluk su tankerlerimiz var. Bunun haricinde hizmet aracı da olarak 11 tane var. Bir traktör ve bir motosiklet olmak üzere toplam 160 tane aracımız şu anda hizmet ediyor. Bunların bir kısmı eski, bir kısmı yenilenecek tabii gün içinde, tabii. Zaman içinde. Şu anda 160 araçla ve 669 personelle şu anda hizmet veriyoruz. Malum 24 saat görev yaptığımız için kesintisiz 24 saat çalışıyor. 48 saat dinlenme şeklinde bizim çalışma şeklimiz. Fakat örneğin geçen gün Bayındır yangını vardı. Biliyorsunuz Bayındır'da başlayıp da Kabaçınar mevkiine Turgutlu tarafına gelen orman yangında arkadaşlarımız burada 48 saat yangında kaldık mesela. 2 gün, 3 gün. Meşhur çöplüğümüz yanıyordu. Dün yine bir tehlike geçirdik. Ama ben şu anda 38 senelik bir itfaiyeci olarak şu çöplük alanının rehabilite edilmesi, yeni yerine taşınması için başkanımıza müteşekkirim. Evet. Çünkü bunun en çok acısını bizler çektik. Kesinlikle haklısınız. Zehir soluduk. Haklısınız. Yangın söndürme esnasında o çıkan zehirli gazlar bizim sağlığımızı bozdu. Evet. Ama... Şu anda elhamdülillah bitmek üzere. Herhalde birkaç aya kadar da taşınacağız inşallah yeni yerimize. Hı. Burasının da düzenlenmesi oluyor. Hı. Ben burada çöplük yangından bizleri kurtardığı için Sayın Belediye Başkanımıza, teşkilatım adına çok çok teşekkür ediyorum yani. Haklısınız. Bütün Manisa kurtuldu. Manisa halkına, oradaki yaşayan insanlara ve itfaiye olarak birebir içinde çalışanlara. Orada biz kaza mı geçirmedik? Yaralandık. Arabalarımız telef oldu. Yani bu günleri geçirdik biz. Ama Sayın Başkanımız göreve geldiği birinci dönemden bugüne kadar büyük bir işi halletti. Ve Manisa bunu herhalde yapacaktır yani. Kayıtsız kalmayacaktır mutlaka, diye düşünüyorum. Mutlaka. Kesinlikle öyle olacaktır. Evet, personel dedik. 669 personelimizle bütün il genelinde hizmet veriyoruz. Evet. Ali Bey, personel seçerken belli bir eğitimi oluyor mu? Bir özelliği var mı? Hani ben Avrupa'daki Amerika, biz filmlerde çok görüyoruz işte gönüllü itfaiyecilerdir vesaire. Değil mi? Bizdeki farklı bir sistem değil mi? Nasıl bir şimdi çalışma bizim olan? Statümüzde memur, kadrolu işçi ve hizmet alımı olmak üzere 3 çeşit personel çalışıyor. Malum memur almak oluyor, devlet planlama dairesine başvuruyorsun, şartlar var onlar.
İşçiler zaten şu anda işçi alımı olmuyor, kadrolu işçi almıyor. Mevcutları devam ediyoruz. Hizmet alımı arkadaşlarımızı E sınıf ehliyetli olması lazım. Sürücü belgesi olması lazım. Yaşı 30-35'i geçmemiş olması lazım. Bunlar, bu kriterleri belirledikten sonra müracaatları alıyoruz. Bunları yeterlik sınavına tabi tutuyoruz bizim orada. İşte pentlanton eğitimi oluyor, merdivene inme, çıkma, yükseklik korkusu olup olmadığını, herhangi bir sağlık problemi olmadığını hastaneden bize raporla getiriyor zaten. Bunlardan sonra puanlama yapıyoruz. Puanlamaya göre de arkadaşlarımız görev alıyor. Görev aldıktan sonra eğitici kadromuzda arkadaşlar var. Onlar bunlara 120 saatlik bir eğitime tabi tutuyorlar. 15-20 günlük bir eğitime tabi tutuyorlar. Gerek nazaret, gerek tatbiki olarak sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Ondan sonra tam oldu dendikten sonra da bunları önce kendi istasyonlarımızda, ondan sonra ilçe istasyonlarında, daha sonra görev alacakları müfrezelerde görevlendirme cihetine gidiyoruz. Çok zor bir meslek. Yani Ali Bey, değil mi? Yani 7-24 çalışılıyor ve hiç hep olumsuzlukla. Ama gerçi sadece kazalar, yangınlar, sel, işte deprem, afet durumlarından öte sizin başka hizmetleriniz de var. Hayvanları da kurtarıyorsunuz. Gazetelerde, televizyonlarda haberlerini izliyoruz. Aynı zamanda eğitimler veriyorsunuz okullarda, gerek kurumlarda, kuruluşlarda. Oralara geleceğim ama onlara gelmeden önce şimdi biz 110 diyorduk, itfaiye arıyorduk. Evet. Şimdi bir değişiklik oldu galiba. Evet. Ondan bahsedelim istiyorum Ali Bey. Ne oldu? Şimdi Amerika'daki 911 gibi bir şey mi oldu bizde de? 911 değil de bizde 112 oldu. Şu anda sağlığın 112 oldu. Hı-hı. 112 komuta merkezi kuruldu şu anda. Bakanlığın almış olduğu bir kararla tüm illerde acil istasyon olarak 112 komuta merkezi kuruldu. Şimdi 110'u arayan, 155'i arayan, hı-hı, 154'ü arayan, 156'yı arayan veya 157'yi arayan, 177'yi arayan numaralar direkt 112 komuta merkezine düşüyor. Hı-hı. Bu komuta merkezinde çağrı karşılayıcılar var. 4-5 tane arkadaşımız var orada. Çağrıyı alıyor. Yani polisiye bir göre olayı ilgilendiriyorsa polise atıyor. İtfaiye ilgilendiriyorsa itfaiye. Jandarmasa jandarma. Ormansa orman. Böyle bir düzen var. Bizim de orada şu anda 3 tane arkadaşımız 24 saat çalışıyor. Bu sistemi geçildi şeklinde artık. Geçildi ve buna ilk geçen de tam teşekküllü geçen de biz itfaiye teşkilatı olarak kurduk. Çünkü bunun bir altyapı olması lazım. Elbet. Altyapı nedir? Haberleşme. Haberleşme olmadan olmuyor. Yani oradaki çağrı karşılayıcıyı bize attı. Ondan sonra telefonu kaldırıp işte Demirci'de, Selendi'de, orada burada yangın değil. Biz elimize telsizi alıyor oradaki arkadaş yangın ihbarı geldikten sonra. Örneğin Demirci Yarbasan'da diyor bölgesinde yangın var, çıkın. Hemen ekip o anda çıkıyor. Hı hı. Bu bize büyük kolaylık getiriyor ve çabukluk getiriyor. Çünkü ihbarı almak, dönüşü olması, olay yerine sevk etmesi, yani bir dakikada olması lazım. Tabii. Biraz zaman kaybı oldu bu 112 komuta vasıtasıyla ama yani sistem bu. Bundan sonra böyle yani yürüyeceğiz. Biz 110'u da arasak. 110'u da arasayız. 112 komuta düşüyor. 154 polis, 155 polis, 156 jandarma. Hepsi tek komuta merkezinde. Hepsi tek duvarada toplanıyor. Bu bakanların, bakanlar kurulunun aldığı bir karar. Her yerde uygulanıyor. Ve biz altyapı tesisini kendimiz kurduk. Hı hı. Kendi arkadaşlarımızla, teknik ekibimizden 13 tane, 14 tane role kurduk çeşitli yerlere. İlçelerimizde yüksek yerlere koyduk. Ondan sonra telsiz alımına gittik. Telsizlerimizi aldık ve şu anda buradan Soma'yla, buradan Demirci'yle, buradan Sarıgöl'le, yani Manisa ilinde hangi ilçe, hangi müfreze varsa çok rahat telsiz görüşmesi yapabiliyoruz yani. Şimdi 112 ya da 110 arandı. Bir yangın ya da herhangi bir işte vaka, itfaiye vakası. Ne kadar sürede ekip çıkıp olay yerine müdahalede bulunabiliyor? Biraz önce belirttim. 55 noktamız var şu anda. İhbar 112 komutaya düştüğü anda en yakın birimini harekete geçiriyor. Bu da bize eğer doğru ihbar verilir ise, hı hı, bunu basarak söylüyorum, doğru ihbar verilir ise 3 ile 5 dakika arasında olay yerindeyiz. Bazen bu 2'ye iniyor, bazen 1'e indiği oluyor. Hı hı. Örneğin Kırtık şubemiz var. Altında hemen Nurlupınar Mahallesi var. Nurlupınar'da bir ev yangını olayı veya bir trafik kazası yolda olduğunda ekibimizi hemen yönlendiriyor. Bir dakika sonra olay yerinde. Hı hı. Buna şahit oluyoruz. Bazen yangın ihbarını veriyor.
Daha adam evden inmeden veya telefonunu kapatmadan biz olay yerine vardıklarımız vakalar oluyor. Yani bu da nedir? 55 noktanın olması, hızlı hareket edilmesi, haber almanın hemen dağıtılması. Bu ekipmanlarınızı kaza, işte yangındır, kazadır ya da başka diğer orman yangınında farklı bir ekipman ya da ev yangınında farklı bir ekipman. Bunlar o andaki şeye bağlı, gelen çağrıya bağlı olarak tabii. Yanlarında ya da araçların ama hepsinde hazır, hali hazırda var mı? 69 tane arkadaşımız gerek yangın, gerek kaza kurtarma, gerek boğulma, gerekse her türlü canlıyı kurtarmada ki ortalama söyleyeyim, günde en az 5 tane kedi kurtarmaya gidiyoruz. Öyle mi? En az ortalama 5 tane kedi kurtarmaya gidiyoruz. Bütün arkadaşlar bu eğitimleri alıyor. Yani onun ekibi ayrı yok. Vakayı alan en yakın istasyon olay yerine zaten gidiyor. Yangınsa yangın, trafik kazasıysa trafik kazasına müdahale ediyoruz. Ben bu arada bir virgül koyacağım. İzin verirseniz yönetmenimizden de rica edeceğim. Bir yangına müdahale anının görüntüleri var. VTR'miz var. Eğer yönetmenim de hemen verebilirse onu izleyip üzerine de konuşalım istiyorum. Gaz versin. 45-16-114 gaz ver. Kapı kapalıydı aslında. Kapalı mıydı? Kapalıydı. Bana bak, bana bak. Karşıda cam var, karşıya olsun. Karşıya cam var, cam. Bana bak, kancayı kısa atar, kancayı kısa atar. Kanca. Asam, al. 45-16-114 114 kanca gönderin yukarı baba. Buradayım. Camlar açın camlara. Tamam. Evet Ali Bey. Gerçekten zor, fedakarlık isteyen bir meslek. Biraz önce söylediğiniz gibi insanlar kaçıyor, evden kurtulmaya çalışıyor ama onların kaçtığı yere siz girip müdahale ediyorsunuz. Evet. Her türlü zorluğu göze alarak, ölümü dahi göze alarak, Allah göstermesin. Çok zor. Bu anlamda Manisa genelinde baktığınızda, daha sonra gerçi soracağım ama en çok hangi il merkezinden bahsedelim önce? Hangi kazalar ya da hangi yangın türleri? Çünkü yangınların da türleri var bildiğim kadarıyla. İşte ocaktan çıkan yangınlar, baca yangınları vesaire diye. Onlar da sınıflanıyor kendi arasında. Tabii. Yangın nevilerini biz şöyle 14-13 bölüme ayırıyoruz. Konut, baca, iş yeri, fabrika, resmi kurum, hastane, araç, orman, ot, anıs, çöp ve trafo yangınları. Mesela bu 2016 yılında Manisa merkezde 2460 tane vaka meydana gelmiş. Çeşitli bunlar hepsi. Konutundan fabrikasına kadar ot, çöp yangını. Bu mevsime göre değişebiliyor. Şimdi örneğin yaz mevsimi geldiğinde arazi ot yangınları ve orman yangınları revaçta oluyor. Maalesef bazılarının bilinçsiz dikkatsizliği, tedbirsizliği neticesinde bunlar meydana gelebiliyor. İşte Bayındır'da başlayıp Turgutlu'da biten orman yangını. Onun sebebi belli oldu mu Ali Bey, neden çıktı? Vallahi, piknikçiler mi yoksa? Deniyor basından öğrendiğimiz kadarıyla. Aynı gün orada Kurudere mevkiinde biz yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken Kurudere mevkiinde bir vatandaş temizlik amacıyla yine ot yakıyor ve orada yine orman yangını meydana geldi. Allah'tan ekipler orada genişti, çoktu. Anında müdahale edildi, söndürdü. Orman dairesinin ekipleri de şu anda çok başarılı ve çok gayretli arkadaşlar. Onlar da hiç kesintisiz 24 saatten fazla çalışıyorlar. Yani özveriyle çalışıyorlar. Hı hı. Onların araçları biraz daha arazi şartlarına uygun olduğu için daha havadan da müdahale edebiliyorlar biliyorsunuz. Evet. Ama hiçbir problemimiz yok. Koordinasyon içinde çalışıyoruz. Tüm birimlerden de destek alıyoruz. Hı hı. Bu konuda sıkıntımız yok. Geçen 16'da mesela toplam ilçelerle beraber 8686 tane vaka meydana gelmiş. Bunlar işte. Bunlar sadece yangın mı Ali Bey, yoksa hani kaza? Yangın. Sadece yangın mı? Evet. Trafik kazası
ve kurtarma vakaları trafik kazası 547 tane, kurtarma 1377 tane. Yani bu evde kalan bir çocuk oluyor, ağaçta kalan bir kuş oluyor, araçta sıkışan bir kedi olabiliyor, asansörde kalan bir vatandaşımız olabiliyor. Bizi aradığında tabii her türlü kurtarma olayı. Toplam kurtarma olaylarına 2257 tane vaka meydana gelmiş il genelinde. Bunlardan 817 tane vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış. 78 tane vatandaşımız da rahmetli olmuş. Yani bunlar bir de bizim bunlar yangından ziyade bir de kontrol ve denetim görevimiz var. Hı. Biliyorsunuz. Ha, evet. İtfaiye evet. olarak iş yerlerine raporlamamız lazım. Gidiyoruz. İtfaiye yönetmenliğine göre bunların alınması lazım gelen tedbirleri gözden geçiriyoruz. Eksikleri varsa ilgililere bildiriyoruz. Bunları yaptıktan sonra ruhsatlandırma yapıyoruz. Burada geçen yıl itfaiye raporu olarak toplamda tatbikat da yapıyoruz bu ara. 4828 tane eğitim, tatbikat ve raporlama olmuş. Hı hı. Hem denetim Şimdi hem kontrol. Şimdi ben de onu soracaktım. Eğitim faaliyetleriniz, tatbikatlarınız ne kadar, hangi aralıklarla yapılıyor, hangi kurumlarda oluyor? Veya size özel bir talep geliyor mu bununla ilgili? İşte gelin biz de bir çalışma yapalım, tatbikat çalışması. Onlar nasıl planlanıyor Ali Bey? Şimdi malum iş sağlığı ve iş güvenliği artık revaçta oldu. Tabii, bunlar önemli. İnsan sağlığı ön plana çıktı. Bunlara kurum ve kuruluşlar, özeller, resmiler hepsi müracaat ediyor. Biz geçen yıl içinde okullardan bize gelen müracaatlarda 287 tane müracaat olmuş. 81 bin kişiye yangın eğitimi verdik geçen yıl. Çok 81 bin adet. 81 bin çok. Evet, kişiye. 71 tane resmi kurumdan müracaat oldu. 5266 kişiye yine eğitim verildi. Bir de özel kurum ve kuruluşlardan 38 tane müracaat olmuş. 694 tane de vatandaşımıza yangın ilk müdahale eğitimini verdik. Yani ilk müdahale çok önemli biliyorsunuz. Tabii, yangın söndürme cihazı burada ama yangın söndürme cihazı çok kolay olmasına rağmen insanlar bunu kullanmakta korkuyor, patlar mı çatlar mı diye. Ama orada 1-2 saatlik bir günlük eğitimden sonra herkes, bayanlar öncelikle hemen merakla alıyorlar. Kendileri bizzat yangını söndürebiliyorlar. Yani evde, mutfakta çıkabilecek bir yangınlara, iş yerinde çıkabilecek bir yangınlara ilk müdahalenin nasıl yapılacağını, önlemler konusunda aydınlatıcı bilgiler veriyoruz. Ali Bey, çünkü yangın, alev diyoruz ama onun sönme şekli de farklı. Tabii canım. Kimi üzerine bir şey örterek söndürebiliyorsunuz bazı yangınları. İşte kimini suyla söndürebiliyorsunuz, kimini işte yangın tüpüyle söndürüyorsunuz. O konularda da eğitimli olmak önemli. Belki de söylenecek bir alevi yanlış bir müdahaleyle daha da büyütebiliriz. Tabii örnek verirseniz mesela bir tavada kızartma yapıyorsunuz. Hı, evde en çok yağdan bayandı. Dolayı tava Hı. yanmaya başladı. Sen bunu suyla söndürmeye kalkarsan yangını büyütürsün, kendini tehlikeye atarsın. Havasını kesebilirsen, oksijenin temasını kesebilirsen yangını önlemiş olursun. Yani veya yangını ayırabilirsen, yanıcı maddeyi ayırabilirsen veya söndürebilirsen. Bunlar önemli şeyler tabii. Bunların eğitimi tek tek arkadaşlar tarafından. Aslında hemen küçük şurada mini bir eğitim gibi olsun. Özellikle ev hanımlarına yönelik diye düşünelim. Evde oluşabilecek kazalar, yangın veya işte gaz kaçağı gibi. Onlara neler yapması gerekir? Bize söyleyebilir Öncelikle misiniz? Mesela işte biraz önce panik dediğiniz yok. Gibi. Evet. Panik yok. Paniklediğimiz anda yangını büyütüyoruz. Hı. Yangın büyüdüğünde LPG tüpü veya doğal gaz kullanıyorsanız hemen onun gazını kesmeli. Onun üzerine yakınımızda ne varsa ıslatılmalı bir havlu olabilir. Herhangi bir ağır bir şey olabilir. Hemen onu ıslatıp yangının üstüne bastırmalı veya LPG tüpünün üstüne bastırmalı. Havayla tevasını kesmeli. Ondan sonra tüpün de gazını kestikten sonra yangın bertaraf edilmiş olur. Ama tabii yani burada kullanım hataları da oluyor. Mesela LPG tüpünü ocağın altına koyuyoruz ama ocağın altında ne varsa yanıcı malzemeler, plastik gazetedir, malzemeler, naylon. Gazetedir, naylondur hepsini evet. depoluyoruz. Yani bunların ayrı bir yerde olması lazım. Bu da kullanım hataları oluyor. Evet. Yani tüp patlar diye bir şey yok. En çok LPG tüpünden korkuyoruz. Tüp patlamaz. Tüp eğer uzun süre yangın içinde kalırsa, genleşmesi olursa artık o zaman patlayabilir. İçindeki gazdan kaynaklı. Tabii canım. İşte etrafındaki o yanıcı malzemeler yandı.
alev artık büyümeye başladığında mutfağı sardı veya evi sardı zaman o LPG tüpü patlayabilir. Ateşin içinde uzun süre kalmasından dolayı. Ama yangın ilk anında gazı hemen kesip tüpü oradan aldığınızda olay bitmiş oluyor yani. Ama tabii soğukkanlılık çok tabii önemli çok burada. Önemli. Ne kadar sürede büyümesi, yangın çıktı. Biz hani onu müdahale edemedik diyelim. Etrafı sarması ne kadar süre? Ali bir dahaki programda onun görüntüleri de var. İnşallah getirelim. O zaman size öyle bir yapalım. Divanın üzerine bir kibritin veya bir sigara izmaritinin düştükten 3 dakika ile 5 dakika arasında koca bir alanı yaktığını söyleyebiliriz burada. Onun da inşallah bir dahaki programda hem görüntülerini de gösterelim. Bir sonraki programda hem eğitimlerden de konuşacağız. Bir de özellikle de o da eğitici bir program olsun arzu ederseniz. Bu yangınla ilgili, kurtarma ile ilgili bir eğitici program yapalım. Onun içerisinde OVTR'imizi de gösterelim. İnşallah. Ali Bey, şimdi stüdyomuzda bir mankenimiz var. Bu kıyafetler özel olarak alınıyor tabii ki. Özellikleri de isterseniz anlatalım izleyicilerimize kaskın özelliğini. Oturduğunuz yerden de anlatabilirsiniz. Şimdi bu biliyorsunuz normal eskiden naylon muşambalarla yangına müdahale ediyorduk. Hı-hı. 30 sene evvel olay buydu. 1999 depreminden sonra bazı şeyler değişti. Özellikle İstanbul'da bir gemi faciası olmuştu biliyorsunuz. Evet, İtfaiyeciler evet. yanarak üstündeki evet, elbiselerden maalesef. Ölmüştü. Ondan sonra bir devrim oldu. Ve artık üretici firmalar itfaiyecilere yangına yaklaşma elbisesi diyoruz buna. Yanmaz elbise değil bu. Yangına yaklaşma elbisesi. Yani o naylondan diyelim 20 metreden 30 metreden yangına müdahale ederken bundan 2-3 metreden yaklaşıp yangına müdahale edebiliyoruz. Ama yine de yanmaktan yani... Yok ya, yanmayan bir şey yok. Demir bile yanıyor biliyorsunuz. Evet, İnşaat evet. çöküyor. Aynen öyle. Amerika'daki ikiz kuleler vuruldu. Gibi. Bina çöktü. Neden? Demirler fonksiyonunu bitirdiği sadece için. Sadece daha dayanıklı. Ha, itfaiye, evet. Yangına yaklaşma elbisesi bunlar. Bu Nomex elbise dediğimiz, tabir ettiğimiz. Hı-hı. Bir de bunların sarı renklisi var. Bir dahaki programda onları da getiririz. Hı-hı. PBI dediğimiz. Bu başlık var. O başlık biliyorsun. Farklı herhalde bu diğer bu başlık yangına giren itfaiyeci arkadaşların kullandığı başlık. Bu trafik kazalarında kullandığımız başlık. Neden? Bu görüyorsunuz oradan dışarısını görüyor arkadaş. Siz onun yüzünü göremiyorsunuz. Evet. Herhangi bir metal kestiğinde kendisi etkilenmemesi için böyle bir miğfer şekli var. Hı-hı. Öndeki şey öndeki teneffüs cihazının teneffüs cihazı. Hava alıyor biliyorsunuz. Hı-hı. Dumanlı ortamlara girdiğimizde oksijensiz kalabiliyoruz. Hı-hı. Bundan dolayı teneffüs cihazı arkasında oluyor. Hı-hı. Buradan hava teneffüs ederekten olaylara müdahale ediyor. Müdahale edebiliyor. Telsiz haberleşmesi aynı şekilde telsizi de buradan bandalına basıp konuşabiliyor. Oradan da haberleşmesi. Çizmeler aynı şekilde. Eskiden naylon çizmelerimiz vardı. Hı-hı. Önce hanım. Maalesef. Tamam mı? Evet, evet. Şimdi artık teknolojiyle beraber bunlar da çelik taban, çelik burunlu ateşin içine rahat rahat girebiliyoruz yani en azından. Peki istasyon sayılarımızdan bahsettik mi tam olarak? Bütün ilçelerde var mı müfrezelerimiz? 55. Şeyde köylerden daha köylerinden bahsettik ama evet. Bütün ilçelerde tamamlandı mı teşkilatlanma şu anda? Şu anda eksiksiz bir şekilde. Selendi'de 1-2 müfrezemiz var. O da arazi şartlarından dolayı şu anda yapımı tamamlanmak üzere. Diğer 52-53 noktada şu anda... Hepsi faaliyette yani. Hı-hı. Hepsi faaliyette. Araçları... Örneğin Alaşehir'de evet. işte Yeşilyurt, Kavaklıdere, Uludere. Burada bir tane istasyonumuz var. Bir araç, iki tane arkadaşımız var orada görevli. 24 saat çalışıyor. Akhisar'da Zeytinova, Beyoba, Dağdere başlamış. Buralarda var. Manisa merkezde mesela merkez daire başkanlığımız var. Sanayi Kırtık grubumuz vardı daha önce. Buna Muradiye grubumuz, Osmancalı. Bugün yarın açacağız. Karaaşlı, Çobanisa, Sancaklı, Bozköy. Buralarda gruplarımız var. İşte Demirci'de mesela merkez vardı. Şimdi İcikler, Yarbasan. Gördes'te Çiçekli, Güneşli, Yakaköy. Kırkağaç, Gelenbe. Dün gittik. Yerini gördük. Yani Salihli'de merkezde vardı. Şimdi Sağlık, Adala, Durasıllı, Poyraz Damları, Gököyüp. Yonca Hanım biliyorsun bizim ilçelerimiz bazı illere göre iki kat nüfusu var. Evet, Akhisar evet. 166 bin nüfusu var. Salihli 150 bin, 160 bin. Turgutlu 150, 160 bin. Yani il kadar nüfusu var. Alaşehir 100 bin. Soma 100 bin. Demirci ona göre 50 bin. Saruhanlı 50 bin. Yani burada il kadar nüfusu i̇l olan kadar bir yerler. Nüfusu olan burada yerler teşkilatımızı var. Zenginleştirmek zorundayız. Kurmak zorundayız yani.
Yani 55-53 nokta hemen hemen şu anda konuşlanmış durumda. Bir iki eksiğimiz var. Onlar da tahmin ediyorum bir aya kadar hepsi tamamlanacak. Müdahalede sıkıntı yok. Müdahalede hemen sıkıntı anında araçlarımız burada. Arkadaşlarımız 24 saat telsizden haberi alır almaz ilk müdahaleye gidiyor. Hangi ekibe bağlıysa diyelim Saranlı'da, Paşaköy'de yangın var. Örnek veriyorum. Paşaköy ekibi olay yerine çıkıyor. Merkezden de olayın büyüklüğüne göre hemen takviye çıkıyor. Evet. Veya Manisa merkezden çıkabiliyor. Daire başkanlığınız bize yakın illerde olan felaketlerde de yardıma gidiyor. Böyle bir yardımlaşma da tabii var. İzmir mesela yakınımızda, büyükşehir. Balıkesir, Aydın, Denizli su baskınları olabiliyor. Buraya motopomp takviyesinde oluyoruz. Eleman gönderebiliyoruz çok büyük vakalarda. Bizden yardım istendiği sürece. Sadece yangınla ilgili eğitim almıyor personeliniz bildiğim kadarıyla. Su baskınları ya da dalgıç var. Eğitimleri var. Her ne kadar deniz olmasa da kentimizde kanallar, göller, göletler var. Evet, yani burada çoluk çocuk veya büyüklerin herhangi bir kaza sonucu boğulmalarında bir 5-6 kişilik ekibimiz var. Onlar da eğitim aldı. Hepsi çift roleli onlar. 2 yıldızlı dalış şeyi var hepsinin. Sertifikaları var. Bunlarla bu işleri de görüyoruz yani. Peki ben programımızı, bir sonraki programımızda eğitimlerimizi konuşacağımız için oraya çok fazla girmek istemiyorum ama Ali Bey, bu 38 yıllık süreç içerisinde itfaiyede ve belediyecilik, daha önce de yine belediyenin farklı birimlerinde de çalıştınız ama itfaiye dairesinde, daha doğrusu itfaiye müdürlüğüydü o zaman, uzun yıllar emek verdiniz. Ve mutlaka başınıza çok ilginç olaylar, değişik olaylar gelmiş olabilir. Bizimle paylaşabileceğiniz böyle bir anınız var mı? Ya da sizi çok derinden etkileyen bir anı olabilir? Vallahi çok var da şu anda aklıma gelen en önemlisini ben size arz edeyim. Soma'daki yaşadığımız maden faciası. Yani evet. O günü hiç unutamıyoruz. Sayın Başkanımız da olay yerine gelmişti. Sık sık ona da bilgi vermiştik kurtarma çalışmalarında. Çok enteresan bir yerdi. Yani böyle iniyorsunuz 600 metre, 900 metre düz gidiyorsunuz. Orada insanlar böyle yanarak hep vefat etti. O anı hiç unutamıyorum. Diğer yangın olayları da enteresan yangınlar var tabii. Yani mesela aklıma gelen bir şey var. Bir eve yangına gitmiştik. Askeriyeden görevli bir arkadaşın eviydi. Mermilerini televizyonun üstüne dizmiş. İçerisi alevli şekilde yanıyor. Bize de söylemiyor içeride böyle böyle televizyonun üstünde mermiler var. Biz o olaya müdahale ediyoruz. Ondan sonra bakıyoruz ki mermiler, ya arkadaş dedim ya girerken söylesene. Ona ya bunlar patlasa sıcaktan birimiz zarar görse ne olur halimiz bizim gibi. Yani böyle çok enteresan olaylar başımızdan geçiyor. Tabii kurtarma ki. Olayları. Yeni mahallede yaşanmıştı biliyorsunuz, bir kadına sırtından vurmuştu. Evet, birisi evet. İntihar süsü vermişti. Adam içeriye giriyor. Mutfakta gazı açıyor. Ondan sonra orasını ateşliyor. Kadını sırtından vuruyor. Kendisi gidiyor. Yatağın altına giriyor. Bize yangın ihbarı geliyor. Biz olay yerine gittik. Olay yerine gittiğimizde yangın var. Dolap yanıyor. Dolap yanıyor. Elbise dolabı. İçeriye girdiğimizde bir bakıyoruz. Kadın mutfakta boylu boyunca yatmış. Adamı arıyoruz. Adam yatağın altında. Çok enteresan bir şey de kaza olmuştu. Kadına şiddet, verilmiş kazası. Bir cinayet tabii, aslında. Cinayet. Yani bunlara da dikkat etmemiz lazım bizim. Gittiğimizde zaten biz olay yerine yangını söndürdükten sonra bir de incelemesi, yangın nedenlerini araştırmak. Çünkü her yangın olayı bir adli vakadır. O anda bitmiyor yani. Tabii. İtfaiye raporu düzenlemek. Rapordan sonra savcılık tarafından bizi zaman zaman... Tabii sadece yangını müdahale veya söndürmeyle bitmiyor iş. Tabii. İşin raporlama kısmı var. Raporladıktan sonra raporları teyit etmek var. Savcılık çağırıyor, tekrar teyit ettiriyor. İfademize başvuruyor. Bazılarının vebalini almak var. Yani öyle yani. Asılsız ihbarlar var. Asılsız ihbarlar vardı 110 zamanında. Işte, azaldı evet. Biraz önce. Belki de şu son dönemde biraz daha hassasiyet. Onu tabii şu anda bu komuta merkezi kurulduktan sonra bize yansıyan bir şey yok ama yine de var. Eskiden televizyon telefon da biliyorsunuz yaygın değildi. Evet. İnsanlarda bir telefon kullanmak hastalıktı, rahatsızdı. En kullanılacak da 110, 110. Bu evet. Konuda çok rahatsız olmuştuk zaman zaman ama şu anda onları atlattık gibi. 112 de şimdi onun karnını 112 çekiyor. Öyle mi? Orada tabii ön karşılayıcılar oluyor. Ön karşılayıcılar, doğru, haklısınız. Bize pek bir şey yansımıyor yani. Vatandaşlarımız da bu anlamda hassas olmalı. Özellikle
bu tip görevleri faydenlere destek olmalı, yardımcı olmalı, meşgul etmemeli, gereksiz ya da yani gerçekten ihtiyacı varsa Allah dediğim gibi hiçbir zaman muhtaç etmesin, başımızdan da eksik etmesin sizleri. Ama meşgul etmemek önemli şurada olan. Şurada çok güzel bir yere temas ettiniz. Mesela yangın ihbarı veriyor vatandaş. Çok basit bir şey, işte tavada bir şey unutmuş, hemen kendisi şey yapıyor. Bize örneğin şey yapıyor işte, Mimar Sinan Mahallesi, Eller Caddesi, 17 numara, 5. daire diye bir ihbar geldi faraza. Hı hı. Biz olay yerine gidiyoruz, duman yok, is yok, bir şey yok. Dolanıp duruyoruz. Yok bir şey. Vatandaş halen daha itfaiye hizmetlerini gelince para alacağını, ceza yazılacağını, halen daha bunu, inan olun bak, öğretmen bir arkadaştan duydum ben. Tamam mı? Allah Allah, ya ben dedi, kusura bakmayın dedi, ben sizin ceza yazacağınızdan, para alacağınızdan dedi, korktuğum için dedi, çıkıp size haber vermedim dedi. Ya yangına müdahale ettiyse, kendi söndürdüyse bize, çıkıp balkona arkadaşlar teşekkür ederiz, yangını ben söndürdüm demesi yeterli. O sizi çünkü zaman daha çok kaybı. Mutlu edecek belki. Tabii, hem zaman kaybından. Zaman kaybı. Dolanıyoruz orada ama tedirginlik var vatandaşlarda. Bunu da sizin vasıtasınıza burada arkadaşlara duyuralım. Yani belediyenin yangın söndürme hizmetleri ücretsizdir. Bunda hiç kimse şey yapmasın, tereddüt etmesin. Allah kimsenin de başına vermesin. Amin. Ama böyle bir şey geldiğinde de bize yardımcı olsunlar yani. Elbette hepimiz gönüllü olarak zaten bilinçli olmamız gerekiyor. Özellikle yaz döneminde, bu dönemde orman yangınları maalesef çok fazla oluyor. Pikniğe gittiklerinde ya da orada herhangi bir şekilde ateş yaktıklarında emin olduktan sonra söndüğünden, ortam yani, yerinden uzaklaşmaları gerekiyor. Bizim ağaçlarımız, ormanlarımız, oksijen, nefes alma yerlerimiz. Ağaçlarımız olmazsa nefes alamayız. Ülke nefes alamaz. Sıcaktan o kadar bunalıyoruz. İşte ağaçlar az olduğu için bu kadar çok sıcaktan bunalıyoruz. Halbuki ne kadar çok yeşillik, orman olursa biz de o kadar serin bir ortamda yazlarımızı güzel geçir, o güzel pikniklerimizi, keyifli anlarımızı o güzel mekanlarda geçiririz. O yüzden mümkün olduğunca hassas olunması gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen öyle, katılıyorum. Ve yapılan istatistikler de bunun %99'unun insanlardan kaynaklandığını maalesef yazıyor. Sadece ağaçlar piknik yanmıyor. Piknik yapılan Ali günlerde çok dikkat etmek lazım. Evet. Yani illa orada ızgara yapmak yapılacaksa da çok emin olmak lazım. Güvenli. Yani itfaiye yardımcı olmak lazım, orman işletmesine yardımcı olmak lazım. Bir de bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi de biliyorsun araç park yerleri. Maalesef. Onu da söyleyecektim. Çok büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Onu da konuşalım. Biraz daha vaktimiz var zannediyorum. Araç park yeri maalesef yani özellikle köşe başlarına. Evet. Koydukları zaman araçlarını arkadaşlar biz dönemiyoruz. En küçük arabamız dahi şu anda sağlı sollu park olduğu için mümkün değil şey yapmamız. Yani sokak başında dursan en az 100 metre. Hadi hortum serdik içeriye girdik. Ya merdivenle kurtarılmayı bekleyen bir çocuk, bir kadın, bir hasta varsa ne yapacağız? Çok yani buna sürücülerimizin dikkat etmesini özellikle istirham ediyorum. Herkesin köşe başına gelebilir. Köşe başlarına en azından sağlı sollu koyuyorlar. Ona da razıyız da köşelerden dönemiyor araçlarımız dönemiyor. Evet yani. Sevgili izleyicilerimiz, sevgili Manisalılar, İtfaiye Daire Başkanı Sayın Ali Gül'ün de dediği gibi özellikle sokak aralarında, köşe başlarında lütfen araçlarınızı park etmeyiniz. Çünkü araçların, itfaiye araçlarının dönme mesafesini daralttığınız için müdahale gecikiyor. Hepimizin başına böyle bir şey gelebilir. Bu konuda özellikle hassas davranacaklarını biliyorum ben sevgili Manisalıların. Sizin de bu anlamda uyarınız da önemli. Çünkü müdahale, anında müdahale, oraya anında ulaşmak ve çözüme ulaştırmak son derece önemli. Yangın ihbarı çok önemli. Evet. Yangın ihbarı verdiniz veya kaza ihbarı verdiniz. İtfaiye, emniyet veya jandarma, ambulans. Hepsi için. Dört tane kurum orada oluyor. Yani bir yanlış ihbarınız dört tane resmi kurumu harekete geçiriyor. Sonra da itfaiye gecikti, 112 yani, gecikti, neden gelmedi gibi şikayetler oluyor. Bunlar de olabiliyor. Hep başımıza geliyor. Hem bunlara mahal vermemek için yani, hem de sizler gibi görevleri ifade edenlere yollarını açmak için bizlerin de bu anlamda dikkatli olması ve hassas davranması gerekiyor. Maalesef böyle bazen aksaklıklar oluyor ama ben izleyicilerimizin duyarlı olacaklarına inanıyorum. Ali Beyciğim, programımız nasıl geçtiğini ben de anlamadım. Çok yoğun bir daire başkanlığını yürütüyorsunuz. Zor, 7/24 çalışıyorsunuz. Bütün ekibinizle birlikte bütün ili kapsayan bir çalışma
sisteminiz var. Dediğim gibi bir sonraki programda eğitimleri özellikle ele alalım. Olur. Eğitici bir program şeklinde planlayalım. Ama bugün programımızın sonuna geldik. Maalesef bugünlük bitti. Ben programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Stüdyomuza getirdiğiniz materyallerle de az da olsa sizin çalışma ortamınızı buraya taşımaya çalıştık. Ekibiniz sahada sürekli, siz buradasınız. Gerçi siz de hep sahada oluyorsunuz. Ama bütün arkadaşlar, itfaiye arkadaşlar hepsi sahada, anında görev yerindeler. Ben onlar adına sizin adınıza şöyle veda ederken şu kaskı takmak istiyorum. Siz ne diyorsunuz Ali Bey bilmiyorum ama yönetmenim de bana yardımcı olursa. Evet. Çok da güzel. Miğfer yakıştı çok da, mı? Miğfer çok da yakıştı yani. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizim gücümüz halkımızın güveni. Biz halkımızdan aldığımız güvenle elhamdülillah bu zamana kadar halkımızdan itfaiye ile ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Halk bize güveniyor. Başta Sayın Belediye Başkanımızın büyük desteği var itfaiye karşı. Biz ondan aldığımız güçle 24 saat görevimizin başındayız. Halkımıza düşenler de var. Bizim yapmamız gerekenler de var. Herkes kendi görevini yaptığı sürece kazasız, belasız, afetsiz günler diliyorum. Biliyorsunuz sallanıp duruyoruz. Depremde de bizim bir görevimiz var. Evet. Ekipli arkadaşlarımız var. Allah acı günler göstermesin. Amin. Afetsiz Amin. Günler dileğiyle saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler ve sevgili itfaiyeci arkadaşlarımız, sahadaki arkadaşlarımız, hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz, selamlarımızı yolluyoruz. Görevlerinizde başarılar diliyoruz. Tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.